Herkese merhaba. İzmir'e dair TV'ye hoş geldiniz. Renklerin Dansı adlı programda tekrardan sizlerleyim. Biliyorsunuz ki geçen programda sizinle kottan çok güzel bir çanta yapmıştık. Biz bu kotumuzu tabii ki de atmadık. Şöyle göstereyim. Geçen sefer bu kotu kullandık. Şimdi bu kotun paçalarından sizler için bir küçük organizer yapacağım. Şöyle. Ben buna mesela makyaj eşyalarımı koydum. Bunu daha sonra göstereceğim nasıl çeşitlendirebilirsiniz diye. Haydi gelin hep beraber şimdi sizlerle beraber İzmir'e dair TV'de bunu birlikte yapalım. Pantolonumuzun bu paça kısmını kullanacağız. Ben ufak bir boyut istediğim için ufak bir parça keseceğim. Siz bunu biraz daha da uzatabilirsiniz veya daha da kısa tutabilirsiniz. İçine ne koymak istiyorsunuz ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunun için bir makasa ihtiyacım var. Benim için şuradan kesmek yeterli olacak. Ben göz kararıyla kesiyorum ama siz isterseniz çizip o çizginin üzerinden de kesebilirsiniz. Evet, bu şekilde kestik. Gördüğünüz gibi böyle bir parça elde ettik. Bunu ters çeviriyorum. Bu şekilde. Şöyle düzeltiyorum. Bu çok pratik bir yol. Ama dikiş dikmeye de merakınız varsa dikiş makinesinde de yapabilirsiniz. Ama ben evde malzemesi kısıtlı olanlar için daha çok gösteriyorum bugün. Yine sıcak silikon kullanıyorum. Ama buna soğuk silikon da kullanabilirsiniz ama bekletmeniz gerekiyor. Yine de sıcak silikon daha çabuk ve pratik oluyor. Ve boydan boya silikonumu sıkıyorum. Biraz fazla sıkıyorum. Yapışmasını istiyorum güzel, sağlam olsun diye. Şöyle çok da elimi yakmadan ufak hareketlerle yapıştırıyorum. Evet, bakın gayet yapıştı. Hatta fazla sıkmışız. Silikonlar hafif taştı. Evet, bunu yaptıktan sonra tekrardan diğer tarafına yavaş bir şekilde çeviriyorum. Gördüğünüz gibi o yapıştırdığımız kirli kısım içeride kaldı. Çevirdikten sonra şöyle yapıyorum. Şöyle hafif düzeltiyorum. Gördünüz mü? Buna biraz boyut kazandırmak istiyorum ben. Onun için de yapıştırdığım taraflardan şöyle yapıyorum. Şu uç kulak kısımlarını zaten elinizde iktirdiğinizde hemen içe doğru giriyor. Şu şekilde şöyle iki çizginin üstüne getirerek bunu biraz iyice ayarlamak gerekiyor. Şu iki kısmı açıyorum. Şuraya bir daha silikon sıkıyorum ki bu kulak uçlarını birleştireyim ve organizerime boyut kazandırayım. Bunu saksılık olarak da kullanabilirsiniz. Bazen bunun içine saksı da oturtuyorlar. Bence o da çok şık oluyor. Şöyle pratik bir şekilde diğer tarafını da yapıyoruz. Bakın burayı da birleştirdik. Biraz soğumasını bekliyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi güzel bir boyut kazandırdık. Ben bunu biraz süslemek de istiyorum. Yine elimde olan malzemeleri kullanıyorum.
Mesela böyle bir kurdele vardı. Bir paketlemenin üzerinden çıktı bunlar. Hemen arkasına silikon sıkarak ufak bir şekilde. Siz bunları evdeki atık malzemelerinden çeşitlendirebilirsiniz. Hatta eskiden gazoz kapakları vardı. Yine var ama hani eskisi kadar tercih edilmiyor. Bir keresinde de gazoz kapaklarını koymuştuk üstüne. O da çok şirin olmuştu. Bakın gördüğünüz gibi küçük kottan minik bir organizer yaptık. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel atık kottan güzel bir organizer yaptım. Ben bunlara çiçek koydum. Saksı olarak değerlendirdim. Dediğim gibi buna da makyaj malzemelerimi koydum. Ama siz isterseniz bunların içine kalemlerinizi koyabilirsiniz. Pamuklarınızı koyabilirsiniz. Dolabınızın içinde güzel ve düzenli durmasını istiyorsanız çoraplarınızı koyabilirsiniz. Veya çocuğunuzun odasına bunun içine işte tokalarını koyabilirsiniz. Bunu dediğim gibi kendiniz istediğiniz gibi şekillendirip biçimlendirebilirsiniz. Ne de kullanmak istiyorsanız ona göre boyunu kesebilirsiniz. İster daha kısa, ister daha uzun yapın. Ama böylece atık kotumuzu atmamış olduk. Tekrardan harika bir geri dönüşüme çevirdik. İzmir Dahi TV'de olduğunuz için ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Muhakkak beğen butonuna basın ve muhakkak bizi takip edin. Renklerin danslarından hepinize sevgilerle.